Alo. Alo. Yine bir Malatya'dan izleyicimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Selam aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocama benim bir sorum olacaktı. Buyurun hocam, dinliyor sizi. Hocam, benim annem 1,5 ay önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Kardeşim sağ olun. Allah razı olsun. Annemin bir miktar zinet eşyası ve birikmiş parası vardı. Evet. Bunu iki küçük kardeşime vermiş. O dördüne bir şey verirseniz size hakkım haram olsun demiş. Vebali günahı benim boynuma. Bu iki kardeşim bunu annemin masraflarını karşılayıp gerisini ikisi aralarında paylaştılar. Evet. Biz dört kardeş de şimdi anneme ve iki kardeşime bu hakkı helal etmiyoruz. Ondan sonra bu paranın bir kısmından da bu iki kardeşim camiye çeşme yaptırıyorlar. Hani biz de bunu helal etmiyoruz. Acaba annemin orada yeri nasıl ve bu para o kardeşlerime helal mı? Camiye yaptırılan çeşme ne kadar doğru, ne kadar şey, helal mı, haram mı diye, helal etmediğimiz için. Peki, bunu anneniz, sormak istedim hocam. Anneniz vefat etmeden önce aranız nasıldı? Hocam bir sıkıntı yoktu. Hani kimilerine dargındı. Annem yani altı evladını bir tutmazdı. Birini görürdü birinden küserdi. Birini görürdü birinden küserdi. Onu ona kötülerdi. Onu ona kötülerdi. Yani altı evladını aynı. Ne göre? Yok hayır, gayet de aklı yerindeydi. Yani şuuru falan her şeyi yerindeydi. Yani öyle bir huyu vardı. Oldu olası şey değil yani, yaşlılığından değil. Oldu olası yani altı kardeşimizi bir tutmazdı. İşte birini görürdü birini kötülerdi. Birinden küserdi birinden barışırdı. Öyle bir huyu vardı annemin. Peki. Bu yüzden de işte o her şeyini o iki küçük kardeşime verince biz de helal etmiyoruz. Onu öğrenmek istedim hocamdan. Siz ölmeden önce o kardeşlerinize verdiğini biliyor musunuz? Hayır hocam, hiç kimsenin yanında söylediği de yok. Sadece ikisi dedi ki annem bize verdi. Dedi ki onlara bir şey vermeyeceksin. Resmen vermiş mi onlara, kayıtlı kuyutlu üzerlerine yok, geçirmiş? Yok, hiç kayıtlı kuyutlu yok hocam. Bir şahidi yok, bir ispatı yok, bir hani ses videosu falan yok. Sadece sözle. Onlar da sözle dedi ki annem bize verdi. Dedi ki onlara vermeyeceksin. Evet, şimdi birincisi mal sahibi, anne olur, baba olur, evet, hayattayken malını istediği kişiye istediği kadar verebilir. Evet. Burada haksızlık yaparsa da Allah'la kendisi arasındadır. Evlatlar bize niye vermedi diye hak talep edemezler hukuken, İslam hukukuna evet göre. Aha. Ancak bir insan ölmeden önce malını vermemiş de sadece vasiyet etmişse, benim malımı şunlara verin, şunlara vermeyin diye, İslam hukukuna göre bu geçersizdir. Evet. O kişi öldükten sonra malı hakime, mahkemeye müracaat edilerek mirasa göre evlatlar arasında paylaştırılması gerekir. Bunlar yapılmamışsa kardeşleriniz haksız. O malları onların alma hakkı yok. Çünkü anneniz zamanında onlara tamamen üzerlerine geçirip verseydi oradan sizin hakkınız olmazdı. Ancak anneniz öldükten sonra geriye kalan mala miras denir, tereke denir. Evet. Onun mutlaka İslam'a, Kur'an'a göre paylaştırılması lazım. Erkeklere de kızlara da pay düşer. Hocam peki şey evet olsa, yazılı bir belge olsaydı. Yazılı bir belge. Ben öldükten sonra mallarım iki evladıma verildi. Sonra, ben öldükten sonra demenin hiçbir geçerli tarafı yoktur. Yok. Evet. Yani yazı da olsa, yazı vasiyet da, de olsa. Vasiyet de olsa, vasiyete göre hareket edilmez. Öldükten sonra kalan mal miras hukukuna göre pay edilir. Ölmeden önce evini sana yaptı, arabayı sana yaptıysa bu geçerlidir. Ama yapmadıysa ben öldükten sonra şuna verin, buna verin deme hakkı yoktur o mal sahibinin. O zaman diğer bu iki kız kardeş, iki kardeş haksız. O kardeşler, bu kardeşlerin hakkını verecekler. Camiye, çeşme, meşme, onlar üçte biri borçlar ödendikten sonra üçte biri ayrılacak. Ondan sonra kardeşlere malı verdikten sonra cami kalan üçte birinden yapabilirler. Annenin vasiyeti varsa, yoksa
o kardeşlerin camiye çeşme yaptırma, bu kardeşlerden izin alma, almadan yaptırma hakları da yok. Yani bütün kardeşler eşit olarak derlerse ki biz camiye çeşme yaptıralım, o zaman yaptırabilirler. Şu anda o iki kardeş bu diğer dört kardeşin malını gasp etmiş durumdalar. Evet. Mahkemeyle bunu alırsınız. Evet, başka anlaşıldı mı hanımefendi? Anladım hanımefendi. Hani bu helal etmiyoruz desek orada annemin yeri ve kardeşlerime helal değil yani, etmiyoruz çünkü. Anneniz eziyet görüyor mu diye herhalde soruyorsunuz. Helal, helal etmeyebilirsiniz. Çünkü miras olmuş bu artık, miras. Bak yaşarken bunu yapsaydı da bana böyle deseydin ki annem şu anda yaşıyor, malları kardeşlerimize evet verdi, bize bir şey vermedi. Ben de sana derdim ki hiçbir şey almaya hakkın yok, annen istediğine verebilir. Vermiş, evet, alamaz. Ama anne öldükten sonra şuna verin, buna vermeyin diyemez. Ona göre hareket edilmez. Evet, tamam, başka hocam sorunuz var mıydı? Yok, sağ olun, Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Malatya'ya selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.